Öncelikle en çok dikkatimi çeken bu dönemde teknoloji eskiden daha demokratikti. Şimdi biraz daha coğrafi bir kavram haline geldi. Yani eskiden mesela atıyorum hayatımıza yeni bir işletim sistemi girerdi ya da yeni bir dizüstü bilgisayar girerdi. İşte birkaç hafta ay gecikmeyle bu dünyanın her tarafına yayılırdı ve kullanılırdı. Kendisine bir karşılık bulurdu. Bugün dünya internetle birlikte birleşmiş olmakla beraber e, sunulan hizmetler coğrafi sınırlarla e, bölünmeye başladı. Mesela mesela e, işte örneğin dünyada internet kullanıcılarının en çok yaptığı şeylerden birisi video seyretmek haline geldi. Yani televizyonu aptal kutusu diye itip kalktık, sonra interneti akıllı televizyonlar haline getirdik. Fakat e, bu akıllı yeni nesil internet tabanlı televizyonlar e, eski televizyon düzenine bağlı olarak lisans telif çalışmaları eee regülasyonları ile yaptırımlarıyla bağlı olduğu için e, aynı teknolojiye sahip olmamıza rağmen bir Amerikalının izlediğini biz izleyemiyoruz. Bizim izlediğimizi atıyorum bir e, işte Singapur'lu izleyemiyoruz. Ama burada vesaire. ilgi çekmeyecek bazı içerikler de olabilir mi? Mesela öyle Aynen şeyler yani. var ki Amerika'da yani hiçbir şekilde bakmaz herhalde insanlar burada Türkiye'de diye düşünüyorum. E, ama şöyle mesela en geniş katalog Amerika'da içerik adına ama biz çok az bir kısmını kullanabiliyoruz. Ya da falanca ülke elektronik ticaretle bir sürü enteresan hizmet ve ürün satıyor. Biz bir kısmına ve özel şartlarla ulaşabiliyoruz. Yani bu bize has bir şey anlamında söylemiyorum. İnternet e, küreselleşirken biraz da kendi içerisinde klanlar, yerelleşmeler oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde galiba bunun etkilerini biraz seni daha seni korkutan bir şey var mı geleceğe dair? Korkutan bir şey şu açıdan var. Başka vesilelerle de elime fırsat geçtikçe anlatmaya çalışıyorum. Giderek insan, insanın pazarlayabileceği tek varlığı beyni haline geliyor. Yani kol gücü, kişi kafa sayısının bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla zihni dolu insanların ekmek yiyebileceği, daha doğrusu daha insanca yaşayabileceği bir çağa gidiyoruz. Daha insanca yaşayabilmek isteyen kişi sayısının da çok fazla olacağını öngörürsek... Bir kaosa neden olabilir. Kaos belki evet ama yani bu çağa yönelik yeterince insan yetiştiremiyor dünya.